ekipler binden fazla noktaya ekipmanlarını kurarak titizlikle çalıştı. DHA, çalışmalardan elde edilen dijital belgelere de ulaşırken, yetimhane binasının harabeye dönen içi de uzun süre sonra ilk kez görüntülendi. Belgelerin Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne verildiğini belirten BİMTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akkoyunlu, belgelemenin sonucunda yapının restorasyon sürecinin hızlıca sürdürülmesi gerekiyor. Özellikle böyle bir yapı için yaklaşık 20 milyon Euro'dan bahsediliyor dedi Esma Murat Ali AKSOYER Feridun Açıkgöz İstanbul DHA İstanbul'un en etkileyici yapılarından Büyükada Rum Yetimhanesi'nin dijital belgeleme ve röleve çalışmaları tamamlandı. DHA çalışmalardan elde edilen dijital belgelere ulaşırken yetimhane binasının harabeye dönen içi de uzun süre sonra ilk kez görüntülendi. Fener Rum Patrikhanesi'ne çalışmaların sonuçlarının teslim edildiğini kaydeden BİMTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akkoyunlu, belgelemenin sonucunda yapının restorasyon sürecinin hızlıca sürdürülmesi gerekiyor. Bu süreçler için büyük bütçeler gerek. Özellikle böyle bir yapı için yaklaşık 20 milyon eurodan bahsediliyor. Şu an 5 numaralı koruma kurulunun incelemeleri devam ediyor. Çalışmalar kuruldan geçtikten sonra, yapının hızlıca restorasyon projeleri hazırlanılacak, dedi. Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne ait Büyükada Rum Yetimhanesi, yıllardır restore edilmeyi bekliyor. Adeta kaderine terk edilen ve çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan yetimhanenin yeniden eski ihtişamlı haline dönmesi için ilk adım, 2020 yılının Ağustos ayında atıldı. İBB iştiraki BIMTAŞ, 6000 Rum yetime yuva olan binanın dijital belgeleme ve röleve çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmalar sayesinde 123 yıllık tarihi yapı aslına ve tarihi dokusuna uygun olarak restore edilebilecek. 70 kişilik ekibin özel ekipmanlarıyla yürüttüğü çalışmada yapı milim milim yeniden çizildi. Ekipler binden fazla noktaya ekipmanlarını kurarak titizlikle çalıştı. Yetimhanenin rölyövesi ise 4 ayda çıkarıldı. Büyükada Rum Yetimhanesindeki restorasyon hazırlıklarını DHA yerinde görüntüledi. Görüntülerde yetimhanenin atıl durumda olduğu, çatı ve zemin kısımlarında çökmelerin yaşandığı görüldü. Haliç Köprüsü'nde ilginç görüntü, geri geri gidip trafik o l u ş t u r d u l a r s ü r ü c ü s ü n ü n lastiğini ş i ş i r m e y e çalıştığı minibüse çarptı. 4 yaralı Adana'da ata eziyet kamerada karayolu kenarında kalan şehit mezarı ilgi bekliyor İsrail güçleri. Kudüs'teki Babalamut bölgesini kapattısın dakika. Adana'da 1300 polisle huzurlu sokaklar uygulaması Bağdat'ta askeri havalimanında yangın fanatik Yahudiler Doğu Kudüs'te yürüyüş düzenledi yetiştiricisiyle Uyuyan boğa kral satıldı Uludağ'ın eteklerinde Şelalede serinlerken düşerek yaralanan kişi Helikopterle kurtarıldı kaldırımda yürüyen yaya Takla atan otomobilin çarpması sonucu öldü Berberlerde bayram yoğunluğu başladı Bursa'da RADARLI trafik denetiminde 1 saate 4765 TL L-C-E-Z-A-I-S-T-A-N-B-U-L Samatya açıklarında kaybolan kişi a r a n i y o r r e s t o r a s y o n çalışmalarının en kısa sürede başlaması bekleniyor Fransız mimar Alexander Vaillery tarafından 1898'de inşa edilen Prinki Papalas Oteli ruhsat verilmemesi üzerine 1900'lerin başında bir Rum tarafından satın alınarak yetimhane olarak kullanılması şartıyla Fener Rum Ortodoks Patrikhanesine bağlı başlandı. Tarihi yapı, 1964'te kapısına kilit vurulana kadar yaklaşık yaklaşık 6.000 bin Rum yetime yuva oldu. 57 yıl önce kaderine terk edilen Büyükada Rum Yetimhanesi için ilk adım 2020 yılının Ağustos ayında, İBB iştiraklerinden BİMTAŞ tarafından atıldı. Bu çalışma kapsamında öncelikle rölo veya altlık teşkil etmesi amacıyla alanda, yersel lazer tarama, drone fotogrametrisi, yersel fotogrametri ve klasik haritacılık yöntemleriyle veri alındı dijital belgeleme ve röleve çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yapı için restorasyon çalışmalarının en kısa sürede başlaması bekleniyor. 45 günlük bir çalışmayla yapı için çözünürlüğü yüksek bir veri oluşturduk. Çalışmalara yaklaşık bir yıl önce başladıklarını söyleyen Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic, A, Ş, B, İ, -M -T -A -Ş, Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akkoyunlu, Büyükada Rum Yetimhanesi için bir dijital belgeleme çalışması yürüttük. Belgeleme çalışması için öncelikle alanın mevcut durumunu ortaya koyan bir röleve çalışması çıkarmamız gerekti. Yapının bugünkü haline baktığımız zaman ciddi hasar almış olduğunu görüyoruz. Bizler de vakit kaybetmemek adına hemen harekete geçtik ve yaklaşık 45 günlük bir çalışmayla yapı için çözünürlüğü yüksek bir veri oluşturduk. Bu veriyi nokta bulutu dediğimiz tarayıcı ile gerçekleştirdik dedi. Malzeme ve hasar tespiti analizleri yaptık. Yapının sanat tarihi açısından raporunu oluşturduk. Akkoyunlu, yetimhanenin dış mekanında 1 milimetre hassasiyet, iç mekanda ise 4 milimetreye kadar çıkan bir hassasiyetten bahsediyorum. Mevcut durumun taranması, belgeleme çalışmalarının sadece bir boyutu. Bizler daha sonra yapı için malzeme ve hasar tespiti analizleri yaptık ve yapının sanat tarihi açısından bir raporunu oluşturduk. Yapının rölye'si için yaklaşık 70 kişilik bir ekip çalıştı. Arkadaşlarımız oluşturduğumuz nokta bulutu ile yapıyı milim milim yeniden çizdi rölöve aşaması da yaklaşık 4 aylık bir süreç aldı, diye konuştu. Yapının birebir orijinal durumunu ortaya KOYABİLİYOREUZ, yapıda 1250'ye yakın oturum yaptıklarını söyleyen Akkoyunlu, geleneksel yöntemlerle yapılan rölöve çalışmaları çok hassas çalışmalar değildir. Bizim farkımız hız ve nitelik anlamında oluyor. Ama biz yersel lazer tarama, drone fotogrametrisi, yersel fotogrametri ve klasik haritacılık yöntemleriyle çözünürlüğü yüksek bir veri elde ediyoruz. Neredeyse yapının birebir orijinal durumunu ortaya koyabiliyoruz aynı zamanda böyle bir yapı geleneksel yöntemlerle 2 ya da 3 yılda alamayacağınız rölevesini bizler 4 ay gibi kısa bir sürede tamamladık diye konuştu. Böyle bir yapının restorasyonu için yaklaşık 20 milyon eurodan bahsediliyor. Yapının restorasyon süreci için ciddi bir bütçeye ihtiyaç olduğunu belirten Akkoyunlu, belgelemenin sonucunda yapının restorasyon süreci hızlıca sürdürülmesi gerekiyor. Bu süreçler için büyük bütçeler gerekiyor. Özellikle böyle bir yapı için yaklaşık 20 milyon eurodan bahsediliyor. Büyükada Rum Yetimhanesi'nin dijital belgelenme ve röleve belgeleme çalışmaları tamamlandı ve kurul ile paylaşıldı. Biz bu çalışmayı Fener Rum Patrikhanesi ile birlikte yürüttük. Büyükada Rum Yetimhanesi Fener Rum Patrikhanesi'ne ait. Haziran ayı itibariyle Fener Rum Patrikhanesi'ne çalışmalarımızın sonuçları teslim ettik. Şu an 5 numaralı Koruma Kurulu'nun incelemeleri devam ediyor. Çalışmalar kuruldan geçtikten sonra yapının hızlıca restorasyon projeleri hazırlanılacak ifadelerini kullandı.